Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Ayşe. Sizlere Karadeniz'den yazıyorum. Şehir belirtmek istemiyorum. Bizim buraları bilirsiniz biraz. Bu bölgenin kadınlarının makus talihidir çalışmak. Çalışıp, çocuk bakıp, bir de bütün gün kahvede orada burada pineklemiş sinirli kocalarının kahrını çekmek. Hele ki köy yerindeyseniz hiç sesinizi çıkaramazsınız. Evin bütün işini çekip çevirir, bir de çay toplarsınız. Eve gelip yemek yapar, çocuklarınıza bakarsınız. Kocanız eve gelir, size hakaret eder. Ama yine de gece aynı yatağa yatarsınız. Anlatacağım şeyler 90'lı yıllarda Karadeniz'in dağlık bir köyünde başıma geldi. Eşimle köylerimiz birbirine yakındı. Babalarımız arkadaştı. Beni istemeye geldikleri gün anladım aslında kaderimi. Köyden biriyle evlenmek istemiyordum ama komşu köye gelin gittim. Eşim köydeki birçok erkek gibi kahveden çıkmaz, çok da iş bilmezdi. Babasının çay bahçeleri vardı ve oradan biraz gelirimiz oluyordu. Ama dedim ya, kadınların makus talihi. Ben yine çay bahçelerinde çalışmaya başladım. Dağdan odun getirdim. İnek baktım, tavuk baktım. Hamileliğim esnasında bile işten geri durmadım. Adım Çalışkan Ayşe'ydi çünkü. İlk çocuğumun doğum sancıları da çay bahçesinde geldi zaten. Apar topar eve götürdüler beni. Ebe kadın gelip doğumumu yaptırdı. Çok güzel bir kızım olmuştu. Eşim kızımla hiç ilgilenmiyordu. Yine evin işi, inekler ve yakacak odun benim elime bakıyordu. Kızım 5 aylık olduktan sonra yine çay bahçesine gitmeye başladım. O kadar çok yoruluyordum ki, sırtımda bebeğim, evde bekleyen onlarca iş artık beni hayattan yavaş yavaş soğutmaya başlamıştı. Üstüne üstlük bir de evde hizmet ve kadınlık bekleyen bir eşim vardı. Bir gün bahçeden dönmüş eve gelmiştim. Akşam olmak üzereydi. Odunluktan odunları çıkarıp sobayı yakacaktım. Önce bebeği içeri bıraktım ve sonra odunluğa girdim. Odunları alırken sırtımda bir soğukluk hissettim. Belki odunluğun duvarları nemli olduğu için sırtıma vurmuştur diye düşündüm. Sobayı yakıp yemeği hazırladım. Çok yorulmuştum. Gözümden uyku akıyordu resmen. Eşim gelip yemeğini yedi ve uzanıp bir köşede uyuyakaldı. Ben de sobanın kenarında sıcaktan mayışmış bebeğimi emziriyordum. Birden uyuyakalmışım. Normalde bebeği emzirirken ne kadar uykum olsa da kesinlikle uyumam. Ama o gün ne olduysa kendimden geçmişim. Gecenin bir yarısı aniden uyandım. Uyuşmuş gibiydim. Zar zor başımı kaldırdım. Sonra birden kendime geldim. Bebeğim kucağımdaydı. Meme de ağzında. Hemen çıkardım. Bebeğimin yüzü mosmor olmuştu. Nefes almıyordu. Çırpındım, uğraştım ama maalesef bebeğim ölmüştü. Çığlıklar attım. Perişan oldum. Ama ne fayda. Eşim bebeği kaptığı gibi ebe kadına götürdü ama artık çok geçti. Bebeğimi ben boğmuştum. Benim yüzümden ölmüştü. Kendimi yerden yere vurdum. Sinir krizleri geçirdim. Ama giden geri gelmiyor. O halimde bile eşim bana kızıp senin yüzünden diye bağırdı. Küfürler edip bana vurdu. Ben zaten bebeğimin acısını yaşıyordum. Onun söyledikleri vız gelirdi bana. Çocuğumuzu toprağa verdik. Çok uzun bir süre yas tuttum ama bu kadar yas Allah'a isyandır. Allah verir, yine o alır. Toparlan, yine bebeğiniz olur deyip beni ayağa kaldırdı kayınvalidem.
Onların derdi yapılacak işlerdi. Her şey benim elime bakıyordu çünkü. Toparlanıp işlere girişmeye başladım. Aradan 3 ay geçmişti. Tekrar hamile kalmıştım. Yine de işlerden geri durmuyordum. Yine çay zamanı çaya, odun zamanı oduna gidiyordum. Bu kez 7. ayda işi gücü bıraktım ve eve çekildim. Kayınvalideme ve eşime isyan ettim. Bebeğim olacak ya düşerse diye çıkışıyordum. Bu kez sancım evdeyken başlamıştı. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde doğurdum. Üstüne titriyordum onun. Bu seferki erkekti. Paşam diye seviyordum onu. Paşam biraz büyüyünce yine işlere girişmeye başladım tabii. Ama tuhaf bir şeyler sezmeye başlamıştım. Rüya görüyordum. Hem de kötü rüyalar görüyordum ama önce hatırlamıyordum. Aradan birkaç gün geçtikten sonra birden hatırlayıp şok oluyordum. Bir keresinde ve en net hatırladığım rüya, dağda odun kesiriyordum. Kestiğim odunlardan birinin içinden bir yılan çıktı. Yılanın kuyruğu yoktu ve kıvranıyordu. O yılan birden karnıma doğru hamle yaptı. Beni karnımdan ısırdı. Ben hamile olduğumu zannediyordum. Çünkü karnım büyümüştü. Sabah uyandığımda rüyamı hatırlamadım. Kötü bir rüya gördüğümü biliyordum ama hatırlamıyordum. Günler sonra aklıma geldi. Elektrik çarpması gibi beynime işledi o anlar. Çok korkmuştum. Yine mi hamile kalacağım acaba diye kendi kendime yorum yapmıştım. Paşamı gözümün önünden ayırmıyordum. Kesinlikle emzirirken kendimi bırakmıyordum. Gece gündüz çalışıyordum ama yine de emzirirken gözümü kırpmıyordum. Derken tekrar hamile kaldım. Hamile olduğumu öğrendiğim gün aklıma o rüyam gelmeye başladı. Neyi elime atsam içinde yılan var mı diye bakıyordum. Dağa oduna gittiğim zaman ağaçları keserken içine bakıyordum. Yere atıyordum. Böyle böyle zaman geçti. Ve bebeğim kazasız belasız dünyaya geldi. Bir kızım olmuştu. Onu da emzirirken gözümü kırpmıyordum. Bebeğim yine 5 aylıkken bir gece aniden emzirirken uyuyakalmışım. Uyandığımda aynı şoku tekrar yaşadım. Yine bebeğim kucağımda cansız yatıyordu. Çıldırdım. Sinir krizleri geçirdim. Aynı sebepten iki kızım da can vermişti. Kayınvalidem bu sefer açtı ağzını. Sen nasıl kadınsın? İnsan böyle bir hatayı bir kere yapar. İkincisinde nasıl böyle bir şey olur? Sen hastalıklı mısın, uğursuz musun diye sürekli üzerime geliyordu. İkinci kızımı da toprağa verdikten bir ay sonra yine hamile olduğumu anladım. Üzüntüden bayılmıştım. Yine aynı şeyler olacak, yine evladım ölecek diye kendimi toparlayamıyordum. Sonraları paşama sarılıp tekrar hayat buldum. O beni hayata bağlayan tek şeydi. Artık sürekli onunla ilgileniyor ve gözümün önünden ayırmıyordum. Eğer onu da kaybedersem artık yaşamanın benim için bir anlamı kalmayacaktı. Karnımdaki bebek beni çok tedirgin ediyordu. Daha doğmadan onu kaybedeceğim şüphesi aklımı kemiriyordu. Sanırım hamileliğimin 3. ayıydı. Kış günüydü. Bir gece oğlumu uyutup sobanın kenarına kıvrılmıştım. Birden uyandım. Çok tuvaletim gelmişti. Ayağa kalktığımı hatırlıyorum. Sonra bir ses duydum. Rüzgar sesi gibiydi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Ne oldu bana dedim. Kayınvalidem yatağımın başında somurtmuş oturuyordu. Elimi karnıma attım. Bebeğim dedim. Kayınvalidem düştü bebeğin dedi. Ağlamaya başladım. Ne oldu? Nasıl oldu dedim. Seni sofanın aşağısında bulduk. Artık düştün mü, kendini mi attın bilmiyoruz dedi. Nasıl olabilirdi ki bu? Ben tuvalete gitmek için uyanmıştım. Nasıl olur da sofadan aşağı düşerdim? Bir bebeğimi de doğmadan kaybetmiştim. Hayattaki tek dayanağım paşam olmuştu. Eşim zaten varlığı yokluğu bir.
umursamaz bir adamdı. Bütün hayatımı paşama adamıştım. Hamile kalmamaya çalışıyordum. Çünkü bu kadar acı bana yeterdi. Yaşamın kıyısına kadar gelmiştim artık. Bir evlat daha kaybetmeye tahammülüm yoktu. Oğlum 3 yaşına gelmişti. Elinden tutup dağ bayır dolaşıyorduk. İnekleri çayıra çıkarıyorduk. Beraber gülüp eğleniyorduk. Bir gün yine inekleri çayıra çıkarmıştık. Uzaktan bir adamın geldiğini gördüm. Bu kim ki diye çaktırmadan bakıyordum. Tanıdığım birine benzemiyordu. Ayağa kalkıp oğlumun yanına gidecektim ki dengemi kaybedip düştüm. Ne oldu, nasıl oldu anlamadım. Elimde bir sopa vardı. Kafamın sopaya çarptığını hatırlıyorum. Sanırım bayılmışım. Uyandığımda çoktan karanlık çökmüştü. Etrafıma baktım. Ne paşam ne de inekler vardı. Bağıra bağıra onu aramaya başladım. Ağaçların arasına, yollara, çalılara, her yere baktım. Ağlaya ağlaya paşam diye bağırırken birden durdum. Sağ tarafımda bir hareketlilik vardı. Kafamı çevirdim. Karanlıkta ağaçların arasında oğlumu gördüm. Paşam diye bağırarak ona doğru koştum. Tam yaklaştığım anda oğlumun yarım metre yanında büyük bir yılan olduğunu gördüm. Başını kaldırmış ve ona doğru bakıyordu. Oğlum oracıkta oturmuş, yavrum beni bekliyordu. Anne yüreği bu. Değil yılan, aslan olsa yine saldırırdım. Koşup yılanı başından tutmaya çalıştım. O anda saldırıp beni elimden soktu. Ona rağmen gövdesinden tutup ağaca vurmaya başladım. Sonra da yere fırlattım. Elim çok acımıştı. Hemen elbisemden yırttığım bir bez parçasıyla bileğimden kan gitmeyecek şekilde sardım. Paşamı kaptığım gibi eve doğru koşmaya başladım. O beni gördüğü için gülücükler saçıyor ve annem annem deyip boynuma sarılıyordu. Karanlıkta ağaçların arasında koşarken ne tarafa gittiğimi şaşırdım. Gece karanlığı olduğu için yolumu kaybetmiştim. Durdum. Etraftan garip sesler gelmeye başlamıştı. Yılanların sürünme sesi olur ya hani. Bir de çıngıraklı yılanların kuyruğundaki ses gibi bir ses de vardı. Korkmaya başlamıştım. Hemen önümden bir şey koşup geçti. Ben artık hızla sağıma soluma bakıyordum. Sonra birden yan tarafımda bir ışık fark ettim. Kızıl bir ışıktı bu. O tarafa doğru baktım. Gözlerime inanamadım. Şeffaf derisi olan bir yaratık vardı karşımda. Kızıl renkte ışık yansıması gibiydi. Şekli bir hayvana benziyordu. Ama boynu çok uzundu. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Paşama sımsıkı sarıldım. Başını diğer tarafa çevirdim. Onu görmesini istemiyordum. Hemen koşmaya başladım. Arkamdan garip sesler çıkararak koştuğunu duyabiliyordum. Bir kez düştüm, yuvarlandım ama ondan kaçmayı başarmıştım. Ne yapıp edip evin yolunu buldum. Korkudan deliye dönmüştüm. Yılanın soktuğu elim sızlamaya başlamıştı. Kan gitmediği için elim morarmıştı. Doğru ebe kadının yanına koştum. Yılan soktu dedim. Yarayı bir bıçakla kesip kanı akıttı. Sonra da zehri emdi. Merhem sürüp sardı. İyi ki sarmışsın. Zehir yayılmamış dedi. Oradan çıkıp koşa koşa eve gittim. Eve vardığımda eşim bir hışımla kalkıp beni dövmeye başladı. Nerede kaldın sen? İnekler gelip ahıra girdi. Sen yoksun. Çocuğu da bu soğukta dışarıda gezdiriyorsun diyordu. Ben yaşadığım o korkunun üzerine bir de dayak yemiştim. Oğlum da çok korkmuştu. Üstümüz başımız çamur olmuştu. Eşim size ne oldu, ne bu haliniz diye sormadı bile. Beni dövüp kahveye gitti. Ben ağlaya ağlaya oğlumu yıkadım. Üzerini değiştirdim. Sonra da ben yıkandım. Paşama sarılıp yatağa uzandım. Hala o ormanda gördüğüm şeyi düşünüyordum. O gece gözüme uyku girmedi. Gece yarısından sonra eşim gelip boğazıma yapıştı. Alkollüydü.
Neredeydin sen? Nerelerde sürttüm seni oynak karı diyordu. Onu aldattığımı düşünüyordu. Boğazımı bıraksa olanları anlatacaktım ama nefessiz kalana kadar sıktı vicdansız. Sonra bıraktı. Ben kasılan boğazımı tutup öksüre öksüre oğluma sarıldım. Neredeyse öldürecekti beni. Eşim bir kenara zıbarıp uyudu. Ben de oğluma sarılıp köşeye sindim. Başıma gelenlerden sonra bu hakaret ve iftira beni mahvetmişti. Sabaha kadar oğluma sarıldım. Çıt ses duysam gardımı alıyordum artık. Ormanda gördüğüm o şey aklımdan çıkmıyordu. Birkaç gün korku ve endişeyle geçmişti. Geceleri uyuyamıyordum. Eşim sürekli baskı altında tutuyordu beni. 3 gün sonra gece oğluma sarılmış uyurken rüya görmeye başladım. İlk doğan bebeğim kucağımdaydı ve onu emziriyordum. Başımı kaldırıp etrafa baktım. Etrafta ormanda gördüğüm yaratıklardan vardı. Gelip gözümün içine baktı. Korkudan bebeği kendime doğru çektim. Sonra onlar gittiler. Bebeğime baktığımda artık yaşamıyordu. Çığlık atmaya başladım. Birden rüyadan uyandım. Hala çığlık atıyordum. Oğlum elimden fırlamıştı ve ağlıyordu. Kendime gelip hemen onu kucakladım. Eşim kalkıp "Ne bağırıyorsun?" dedi. Ben "Kabus gördüm" dedim. Söylenip tekrar uyudu. Oğlumu susturup salladım. Uyuduktan sonra rüyamı düşünmeye başladım. İlk bebeğimi rüyamdaki gibi göğsümde emzirirken kaybetmiştim. Uykudaydım. Acaba onlar mı yapmışlardı bu kötülüğü bana? Çaresizlikten ne yapacağımı şaşırmıştım. Elim ayağım titriyordu korkudan. Paşama bir şey olacak diye ödüm kopuyordu. Birkaç gün sonra biraz toparlanmıştım. Rutin işlerimi yapmaya başladım. O gece yine derin bir uykudayken yine rüya görmeye başladım. İkinci bebeğimi kaybettiğim geceyi gördüm bu kez. Yine o yaratıklar etrafımda geziniyordu. Ben yine bebeğimi koynuma alıp sıkıyordum ve elimde can veriyordu. O gün yine yataktan fırlarcasına kalktım. Allah'ım nedir bütün bunlar? Bebeklerimi o yaratıklar yüzünden kaybetmiştim. Neden böyle oluyor diye yakarmaya başladım. Bu rüyadan 2 gün sonra da karnımdayken düşüp kaybettiğim bebeğimi gördüm. Kendi kendimi sofanın üstünden aşağı bırakıyordum. Ama yine etrafımda o yaratıklar vardı. Bana bebeklerimi öldürtmüşlerdi resmen. Bir tek oğluma dokunamamışlardı. Kendi kendimi yiyip bitiriyordum artık. Hiçbir dostum, sırdaşım yoktu. Yaşadıklarımı kimselere anlatamıyordum. Derin bir çıkmazın içindeydim. Aklıma o gece ormanda yaşadıklarım geldi. Oğlumun yanı başında duran yılan, eğer ben yetişmeseydim onu ısırıp öldürecekti. Demek ki onlarla savaşmam gerekiyordu. Evladımı onlara vermeyecektim. Bir gün yine oğlumla birlikte inekleri çayıra çıkarmıştık. Çok tedirgindim. Sürekli etrafıma bakıyordum. Hava kararmaya yakın eve dönmek için yola koyulduk. İnekleri sürerken bir anda kendimi farklı bir yerde buldum. Burası neresiydi böyle? Daha önce hiç görmediğim bir yerdi burası. Ne tarafa yürüsem bir türlü yolu bulamıyordum. Hava kararmaya başlamıştı. Paniğe kapıldım. Ve oğlumu kucağıma alıp bir o yana bir bu yana koşmaya başladım. İnekleri bırakmıştım artık. Umurumda bile değillerdi. Ne kadar koşsam da sürekli ağaçların arasındaydım. Labirent gibiydi burası. Sürekli aynı yere çıkıyordum. Hava iyice kararınca artık inekleri göremez olmuştum. Oğluma sımsıkı sarılıp yürümeye başladım. Arkamdan rüzgar sesi gelmeye başladı. Ama ağaçlar sallanmıyordu. Arkamı yavaşça döndüm. Bana doğru yavaşça gelen kızıl renkte bir şey vardı. Yine şeffaf bir bedene bürünmüş, şekilsiz bir şey. Bu seferki farklıydı. Koşmaya başladım. Biraz gitmiştim ki karşı taraftan geldiğini gördüm.
başka yöne koştum. Yine o. Ne tarafa baksam onu görüyordum. Birden yanımda belirdi. Etrafımda dönmeye başladı. Oğlumu kucağımda sımsıkı tutmuştum. Canımı verirdim ama oğlumu vermezdim o an. O varlık birden dile geldi. Bizi acı çektirdin. Bizden birini yok ettin. Biz de önce kızlarını aldık senden. Acı çektire çektire alacağız intikamımızı. Şimdi sıra oğlunda dedi. Benim korkudan sesim çıkmamıştı. Konuşamıyordum. İçimden ölürüm de vermem oğlumu dedim. Arkamı döndüğüm gibi fırlayıp koşacakken adımımı attığım gibi bir çukurun içine düştüm. Oğlum kucağımdaydı. Neyse ki ona bir şey olmamıştı. Ama benim sanırım bacağım kırılmıştı. Acı içinde ona sarıldım. Oğlumu vermeyecektim. Çukur yaklaşık 2 metre kadar derindi. Bu ayakla buradan çıkmam biraz zordu. Oğlumun üstüne kapanıp beklemeye başladım. O şekilsiz varlık gelip yukarıdan bana baktı. Toprağın altına girsen de bizden kurtulamazsın dedi. Yavaşça bir yılan gibi o çukurun içine süzülmeye başladı. Ben oğlumun üstüne abanıp gözlerimi ona diktim. Korkudan titriyordum. Gözlerimi kapattım. Küçükken dedemin söylediği sözler geldi aklıma. Çok korkmuş, bir köşeye sinmiştim. Bana eğer korkarsan dua et. Allah o korkuyu kalbinden alır demişti. Gözlerim kapalı şekilde dua etmeye başladım. Yusuf'u kuyuda yalnız bırakmayan Rabbim, beni de burada evladımla yalnız bırakma. Sen yardım et ya Rabbi dedim ve Ayet-el Kürsi okumaya başladım. Okurken her an başıma bir şey gelecek, şimdi bir şey olacak diye titreye titreye okudum. Bittiğinde hala bir şey olmamıştı. Yavaşça gözlerimi açtım. Etrafta o varlıklardan eser yoktu. Ve ayrıca çukurda değil, düzlükteydim. Allah'ım çok şükür dedim. Ve yavaşça ayağa kalktım. Kırık olan ayağım daha sıcaktı. Üzerine basamıyordum ama yürüyebiliyordum. Oğlumu yere bırakıp beraber yürümeye başladım. Sonra bir odun bulup ona yaslanarak yürüdüm. Artık ayağım soğumaya başlayınca olduğum yere yığıldım. Oğlum gelip üstüme yattı. Ona sarıldım. Yorgunluktan ölmüştüm. Gözlerimi kapatıp "Ya Rabbi, sen yardım et" dedim. Gözlerimi açtığımda başımı kaldırdım. Uzaktan biri geliyordu. Bu ebe kadındı. Nasıl olur? Gecenin bir vakti ebe kadının burada ne işi var? Yanıma yaklaşıp hiç konuşmadan ayağıma baktı. Burada ne işin var dedim. Gözlerime baktı ve sus işareti yaptı. Sonra etrafa bakındı. Kolumdan tutup beni kaldırdı. Yürüyemem diye fısıldadım. Ebe kadın bana 2-3 adım attırdı. Ve kendimi birden onun evinin kapısında buldum. Gözlerime inanamadım. Nasıl olabilirdi bu? Evden içeri girene kadar hala olanlara inanamıyordum. İçeri girdikten sonra ebe kadın konuşmaya başladı. Nasıl geldik biz buraya dedim. Zaten burada, evin önündeydin dedi. Nasıl olur? Az evvel ormanda değil miydik dedim. Yo, hayır. Burada, köydeydin. Ama sana öyle göstermişler dedi. Nasıl yani dedim. Ayağımı sarmak için bir bez parçası getirip yanıma oturdu. Sonra dönüp oğluma baktı. Oğlum yorgunluktan uyumak üzereydi. Ve az sonra yatakta gözlerini yumdu. Ebe kadın konuşmaya başladı. Sana musallat olmuşlar kızım. Sen bir hata yapmışsın dedi. Evet, bilmeden onlardan birini öldürmüşüm sanırım. Odun keserken bir yılanı öldürmüştüm dedim. Olabilir. Onlar senden intikam almaya çalışıyorlar. Oğlunu almak isteyebilirler dedi. Evet istediler ama vermedim dedim. Sen nasıl anladın benim burada olduğumu? Kuyuda Yusuf'u yalnız bırakmayan Rabbim seni de bırakmadı dedi. Demek ki duamı duymuştu.
Ebe kadın ağzıma bir bez tıkıştırdı ve ayağımı parmaklarından çekiştirip topuğumu çekti. Ayağım birden yerine oturmuştu. Çok ağrılı oldu. Çok bağırdım ama rahatlamıştım. Meğer kırık değil, yerinden çıkmış. Yağlar, merhemler sürdü. Sonra bana, bu işten kurtulman lazım, Yasin Hoca'nın yanına git dedi. Ve bana bir adres verdi. Şehre yakın, başka bir köydü burası. Tamam deyip teşekkür ettim. Peki şimdi eve nasıl gidecektim? Eşim yine bana iftira atacak. Sen git, o çoktan uyumuştur dedi. Yavaş yavaş eve gittim. Gerçekten de eşim uyumuştu. Sabah kalktığımda da hiçbir şey olmamış gibi çıkıp kahveye gitti. İnekler de ahırdaydı zaten. Olan biteni çok anlamadım. Ertesi gün eşimden hastaneye gidiyorum diye izin alıp o Yasin Hoca'nın köyüne gittim. Hocayı bulup olan biteni anlattım. Hoca anladı ve gel benimle dedi. Üzerime bir örtü örtüp dua etmeye başladı. Elinde bir tas su vardı. Al bunu iç kızım dedi. Örtüyü kaldırıp içtim. Önündeki sudan bir şeylere bakıyordu sanki. Sen onlardan birine zarar vermişsin. Onlar da senden intikam almışlar. Bebeklerinin ölümünde senin suçun yok. Kendini suçlu görme. Oğluna dokunamamışlar. Yoksa onu da alacaklarmış senden. Neyse ki başaramamışlar. Şimdi diyetlerini aldılar. Bundan sonra sana dokunamayacaklar. Eğer yaklaşırlarsa yanacaklar. Hüküm böyle kesildi dedi. Allah razı olsun o hocadan. Ellerinden öpüp çıktım. Oğlumla beraber köye geri döndüm. Ebe kadına da olan biteni anlattım. O günden sonra rahatladım ama yaşadığım hayat ve gördüğüm onca şeyden sonra içimde hep bir korku kaldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ama anladığım bir şey vardı. Yusuf'u kuyuda yalnız bırakmayan Rabbim, çaresiz kullarının sesini mutlaka duyar. Yer gök dua üzerine kurulmuştur. Duanızı ve ibadetinizi eksik etmeyin. Allah mutlaka kulunu görür ve duyar. Çünkü Allah her şeyi gören, bilen ve işitendir. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.